Herkese merhabalar canlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, deneme 3'ün çözümü ile karşınızdayım. Gece gündüz çalışmaya söz vermiştim size ve çalışmaya da devam ediyorum. Evet, denemeyi satın almayı ve bana destek vermeyi asla unutmuyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Evet, şunu da söyleyeyim. AYT Edebiyat'ta en çok soru tutturan hoca olarak karşınızdayım. Şimdi hiç vakit kaybetmiyorum. Ben hemen deneme 3'ün çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Bakalım ne gibi sorularımız varmış. Bakalım beğenecek misiniz? Yorumlara bırakmanızı bunu canlı gönülden istiyorum. Hani çünkü farklı soru formatını yakalayalım. Farklı soru formatını görelim. Hocam kasmışsınız deyin ya da çok kolay olmuş deyin. Ama bir şekilde düşüncenizi dile getirin arkadaşlar. Evet, vakit kaybetmiyoruz ve hemen başlıyoruz. Evet, birinci soru, bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bağlayıcı ögeleri cevap olarak almayacağız. Mesela burada ancak demiş arkadaşlar. Bunu almayacağız değil mi? Ya da bunun gibi der, bunu almayacağız. Onun gibi der, bunu almayacağız. Bağlayıcı ögeler akışı kolay kolay bozmaz. Kimya alanındaki gelişmeler, özellikle sanayi devriminden sonra küresel ekonominin tüm paydaş sektörlerinin dönüşmesini sağladı ve bu durum toplumların yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırdı. Ancak seri üretilen yüksek teknoloji ürünleri kimyasal içerikleri ile pek çok çevre sorununa ve ekolojik hasara yol açabiliyor. Endüstriyel üretimin ve kimyasal madde kullanımının daha yoğun olduğu yerler ile zararlı etkileri önlemek için en az tedbirin alındığı bölgelerde canlılar ve doğa kirlilikten daha fazla etkileniyor, gıdalar ve hatta içme suları bile toksik kirlenmeye maruz kalabiliyor. Karmaşık kimyasal moleküllü malzemeler sentezlemek ve bunları ürüne dönüştürmek günümüzün bazı problemlerini çözmeye ve mevcut durumu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Neyse ki günümüzdeki etkileri tespit etmek ve gerekli önlemleri almak için yeterli sayılabilecek bilgi birikimi ve teknolojik cihazlar mevcut demişim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada zararlı etkileri önlemek için en az tedbirin alındığı bölgeler falan filan diye bahsetmiş. 5'te de neyse ki günümüzde bu etkileri, hangi etkileri? İşte buradaki etkileri. 4'te dikkat edin, genelledi. Nasıl genelledi? Hocam şu şekilde. Günümüzün bazı problemlerini çözmeye diyor. Ya bana yukarıda bazı problemlerden bahsetmiyor ki. Bize burada çevre kirliliğinden bizzat bahsediyor. Hatta kimyasal maddelerin yol açtığı etkenlerden bahsediyor. O zaman 4 numaralı cümle akışı bozdu. Çünkü özelden genele geçti. Sonra tekrar özele indirgedi. Güzel bir soruydu. Geçiyorum ikinci soruya. Olumsuz kökenli bir soru. İlk başta şıklar, daha sonra parçanın kendisi okunacaktı arkadaşlar. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak hangisi söylenemez? Sorular sorularak okuyucunun düşünmesi istenmiştir. Düşünmemiz. Geleceğe dair bir öngörü. Devam edelim. Açıklayıcı anlatım. Sayısal veriler. Bakın lerlar. Hemen bakıyorum bir lerlara. 410, 1200, %20. Tamam. Benzetme. Şimdi beraber inceleyeceğiz. Bulutlar gezegenimizin yaklaşık 3'te 2'sini tıpkı bir kılıf gibi kaplar. Özellikle subtropik bölgelerdeki alçak seviyede stratocumulus bulutları aşağı enlemlerdeki okyanusların üzerini yaklaşık %20 oranında kaplayarak tıpkı bir gölgelik gibi yeryüzü güneş ışınlarına karşı korur ve yüzey sıcaklığının artmasını engeller. Süper bilgisayarlarla geliştirilen simülasyonlara göre okyanuslar üzerinde stratocumulus'un bulutları önümüzdeki yüzyıl içinde sera gazları yüzünden hızla azalarak yok olacak. Atmosferdeki karbondioksit düzeyinin yükselmesi sonucunda katmanlı bir biçimde okyanusların üzerinde sayılarak
geniş alanları kaplayan bu bulutların üst katmanlarının zayıflayacağı ve giderek dağınık ve seyrek görünümlü bulutlara dönüşeceği tahmin ediliyor. Şimdi tahmin var. Geleceğe yönelik öngörü var. Açıklayıcı anlatım da var arkadaşlar. Tıpkı bir gölgelik gibi diyor. Bu da var arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz. Peki kaygılanmalı mıyız? Atmosferdeki karbondioksit miktarının bu derece yüksek seviyelere çıkmadan önce bir takım kalıcı tedbirler alınarak insanların doğada bıraktığı karbon ayak izinin azaltılmasını umuyoruz. Birincisi, okuyucu düşündürülmek istenmiş. Doğru. Ama sorular sorularak değil. Sorularlar. Birden fazla ifade gerekiyor. Soru sorarak demesi lazımdı. O zaman cevabımız A şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Hemen geçiyorum 3. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra yine gerçek dünya tabanlı problemleri çözmek için çeşitli yapay zeka yaklaşım, yöntem ve teknikleriyle geliştirilmiş yazılımlara da yapay zeka diyebiliriz cümlesi getirilebilir. Yapay zekayı bilgisayar bilimleri altında gerek donanım, gerekse sadece yazılım odaklı zeki sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi ile bir alan olarak tanımlayabiliriz. Bak tanım var. Yine gerçek dünya tabanlı problemleri çözmek için çeşitli yapay zeka yaklaşım, yöntem ve teknikleriyle geliştirilmiş yazılımlara da yapay zeka diyebiliriz. Burada bir tanım var. O zaman ikide de tanım var ve daha sonra bu teknolojinin alanından, amacından bahsedebilir. O zaman cevabımız Adana olmuş oldu. Geçelim 4. soruya. Arkadaşlar bakın. Hangisiyle başlar diyor. İkinci paragraf yani ikinci parça. Giriş cümlesi lazım. Öncesindeki herhangi bir duygu ya da düşüncenin bana iletilmemesi gerekiyor. Yani örtük anlam olmayacak. Soluduğumuz havanın kalitesi hakkındaki endişeler gün geçtikçe artıyor. Bu kaygıları bir kere burada bu kaygı dedi. Buradan ayrılmaz. 3'te bu ürünler dedi. Bu da olmaz. Bakın bunlar hep taktik. Hava kirliliği her yıl tahmini olarak 4,2 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Bak öncesine ait herhangi bir duygu ya da düşünce yok. O zaman gönül rahatlığıyla ben 4 diyebilirim. Çünkü ikinci paragrafa ayrılan cümlelerde öncesine ait bir duygu ya da düşünce olmaz arkadaşlar. Bu da bir taktiktir. Unutmuyoruz. 5. soruyla yoluma devam ediyorum. Evet bu soruyu aynısını anayasa güncel tarafında KPSS'de çıkmıştı arkadaşlar. Ben bu soruyu yaklaşık olarak 4 yıl önce falan hazırlamıştım. Hadi bakalım. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor. Mihriban kimin türküsü diyelim, kimin ürünü diyelim. Cevap olarak bekliyorum. Bakın Musa Eroğlu demeyeceksiniz. Çünkü bu türkünün sahibi Musa Eroğlu değil. O besteleyen kişi. Lambada titreyen alev üşüyor demişim arkadaşlar. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban diye sormuşum. Şimdi birincisi üşümek özelliği canlılara ait. Tamam insan da üşür. Kişileştirme diyebilirsiniz ama üşümek özelliği canlılara ait. Burada canlı kelimesi kullanılmadı. O zaman güçlü güçsüzden birinin kullanılması istiareydi. Benim taktiğim buydu. Güçlü ya da güçsüzden birini kullanacaksın. Burada canlı kullanamamış. Şöyle deseydi. Lambada titreyen alev üşüyor. Bir insan gibi deseydi o zaman teşbih olurdu. Ama burada ögelerden herhangi birisi kullanılmadı. Tamam. O zaman burada istiare var mı? Var. Bak bir de anlamsal zıtlık var. Alev var ve üşümek var. O zaman istiare ve tezat bizim cevabımız olur arkadaşlar. 6. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi halk edebiyatına ait ürünlerdir? Bak dikkat et soru kökenine. Nazım türleri diyor. Nazım biçimi demiyor. Koşma nazım biçimidir. Gitti. Devam ediyorum arkadaşlar. Semai nazım biçimidir. Gitti. Türkümani nazım biçimidir. Gitti. Münacat Allah'a yakarış. Nerede?
divan edebiyatında. Bu da gitti. Güzelleme, koçaklama, taşlama ilahi halk edebiyatına aittir. O zaman cevap C şıkkı. 7. soruya geçtim. 1. ve 2. mısra ile 1. ile 4. mısrayı sormuş bana. Şimdi ne demiştik? Uyak kökte, redif ekte aranır demiştik. İstisnalar haricinde. Arkadaşlar 1. ile 2.'ye bakıyorum. Bir kere D kök biçiminde, tamam, taktik 1. Bunda isterse 10 milyon tane ek olsun. Biri kök, biri ekliyse direkt uyak arayacaksın. Taktik buydu. Son sesteki A'lar benzer. O zaman yarım uyak var. Demişim yine 1. ve 4. tarafta ne var? Şimdi arkadaşlar O köktü. N kaynaştırma, E A yönelme haleki. Kimden yana? Yan kök, ama bu isim olan yan, fiil olan yan değil. Bakıyoruz, o zaman isim olan yansa buna gelen EA ek yönelme haleki, o zaman şuradakiler redif. Geriye ne kaldı? Ne kaldı? O zaman yarım uyak. Cevabımız Bursa olmuş oldu. 8. soruya geçiyorum. Hangisi hem İslamiyet öncesi hem de halk edebiyatı için ortak kavramdır diye sormuşum. Koşuk İslamiyet öncesine ait. Bağlama halk edebiyatına ait. Mani halk edebiyatına ait. Aşık halk edebiyatına ait. Sakın İslamiyet öncesinde aşık var demeyin. Çünkü İslamiyet öncesinde Arapça, Farsça kelime yok canlar. Ozan ise hem halk edebiyatında hem de İslamiyet öncesi Türk edebiyatında kullanılıyor. O zaman cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geçiyorum 9. soruya. Geleneksel Türk tiyatrosu içinde modern tiyatroya en yakın tür. Şimdi açıklayacağız. Meddah olamaz. Neden? Çünkü tek kişi. Modern tiyatroda çok kişi var. Köy seyirlik oyunları, çocukların oynadığı oyun modern tiyatroya en yakın olmaz. Karagöz perdeye yansıtılıyor. Bu da olmaz. Maitri Simit İslamiyet öncesindeki ilkel iptidai tiyatro örneği. Bu da olmaz. Orta oyunu olur. Çünkü dekor var. Birden fazla oyuncu var. Arkadaşlar orta oyununun modern tiyatrodan en büyük, bakın en büyük farkı doğaçlama olması. Geriye kalan tüm özellikleri inanın bana aynıdır. Kostüm var, paravan var, meydan var, oynanan yer var. O zaman demek ki sözlü doğaçlama olması farkı, diğer kalanlar ise benzerliktir. O zaman cevap Denizli. Geçiyorum hemen 10. soruya. Bakalım ne demişim. Bu eserde kahraman ile yazar arasındaki göbek bağı kesiliyor. O zaman yazar kahramana duygularını ve düşüncelerini itelemeyecek. Yani şu, şimdi ben yazarım, bir kahraman yarattım ve kendi duygu ile düşüncelerimi kahramana aktararak konuşturuyorum. Bu olmayacak diyor. Sen sadece gördüklerini anlatacaksın diyor. Yolda geçen Ahmet'i mi gördün? Yolda geçen Ahmet'i anlatacaksın. Kendi duygunu aktarmayacaksın. Ahmet ne yapıyorsa onu anlatacaksın. Ahmet denize taş mı attı? Onu anlat. Bana kendi duygunu aktarma. Bana Ahmet'in duygusunu anlat. Devam ediyorum. Kahramanın yaptığı hareketleri videoya çekiyor, yazıya aktarıyor. O zaman roman yol boyunca gezdirilen aynadır. Kameraya neyi yansıtıyorsan kamera sana onu gösterir. O zaman arkadaşlar bu realizmdir. Cevap Denizli olmuş oldu. Geçiyorum 11. soruya. Tekke tasavvufla ilgili bir soru sormuşum. Hangisinde bu etki görülmemiştir? Elif Şafak arkadaşlar görünmüştür. Hem de hangi eserinde? Aşk'ta. Halide Nusret Zorlutun'a eserlerinde Yunus Emre felsefesini devam ettiriyor. Necip Fazıl'da uhrevi ortam var. Yahya Kemal bir ara tekke tasavvufla ilgileniyor ama Ece Ayhan ikinci yeni zaten arkadaşlar. Onda herhangi bir tekke tasavvuf etkisi yok. Geçiyorum 12. soruya. Covid sürecinde yazdığım bir soruydu. Evet, manzum eserlerden hangisi ya da hangilerini okuması beklenir? Şimdi Covid-19 süreciymiş. Arkadaşlar, şimdi divan edebiyatındaki bu ürünleri beraber değerlendirdiğimizde Sıhhat-ı Maras,
Sıhhat, sağlık, maraz, kötülük, hastalık demek. Demek ki sağlıkla ilgili. Tazarruname, bildiğiniz süslü nesil örneği o zaman olmaz. Tervül Ervah Ahmedi'nin sağlıkla ilgili ki eseridir. Adam bunu efsane bir şekilde yazmıştır. Yani tıp konusundaki bilgisini bir de sözlük tarzında falan yapmış. O zaman Tervül Ervah da var. Mantıkuttay Tekke Tasavvuf düşüncesinde Kabusname'de sade nesil örneğidir. O zaman cevabımız 1 ve 3 olmuş olacak arkadaşlar diyorum ve geçiyorum 13. soruya. Hüseyin Rahmi Gülpınar'la ilgili yanlışlık yapılmıştır demişim. Beraber gideceğiz. Evet, birincisi şık eseri batılı yaşamı taklit ederken gülünç duruma düşen insanları anlattığı ilk romanıdır. Doğru. Yapıtlarında İstanbul mahallelerindeki yaşamı evet gerçekçi bir şekilde dile getirilmiş. Naturalist bir adam sokağı edebiyata getiren sanatçıdır. Doğru. Devam ediyorum. Romanlarındaki kahramanları evet naturalist etkisinde olduğu için sosyal çevresiyle birlikte ele alıyor. Doğru. Halk için roman anlayışı doğru. Ama Cenap Bey ile münakaşalarım arkadaşlar diyor ki Cenap Şahabettin'e tartışmaya girmiş. O mu yoksa bu Ali Canip yöntem mi? E o zaman cevabımız E şıkkı olmuş olur. Geçiyorum 14. soruyu arkadaşlar. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sormuşum. Beraber inceleyeceğiz yine sorumuzu. Mehmet Akif Ersoy tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış. Yahya Kemal ise ok şiirini hece ölçüsüyle yazmıştır. Doğru. İki sanatçı da Milli Edebiyat Dönemi bağımsız sanatçısı. Doğru. Mehmet Akif realist. Doğru. Yahya Kemal sembolist. Doğru. Mehmet Akif şiiri düz yazıdan uzaklaştırırken hayır tam tersi düz yazıya yakınlaştırmış. Yahya Kemal de tam tersi şiir ile düz yazı arasında fark olması gerekiyor demiş. Yanlış. Evet, Mehmet Akif Ersoy şiir anlayışı yönüyle milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenleri etkilerken Yahya Kemal Beyatlı garipçileri etkilemiştir. Hayır arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Bir kere Yahya Kemal garipçileri etkilese Yahya Kemal sembolist. Böyle bir anlayış olmaz. Sembolizmde hece ölçüsü var, edebi sanat var. Garipçilerde böyle bir durum yok. O zaman cevabımız D şıkkı olmuş olur. Evet arkadaşlar, 15. soruyla ne yapıyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Tipik ÖSYM sorusu ne demiş bize? İkinci yeni şiir anlayışı ile yazılmış olabilir. Taktik. Birincisi, ölçü olmayacak. Uyak, kolay kolay bulamazsınız. Devam ediyorum. Türkçe kelimeler olacak. Ama bu Türkçe kelimelerden hiçbir şey anlamayacaksınız. Bakın, hiçbir şey anlamayacaksınız. Anlamsız. Diyeceksin ki sen bu adam ne saçmalamış ya. Böyle şiir mi oluşur? Diyeceksin. Ve dörtlük gibi, ne bileyim beşlik gibi, bent gibi bir şey de yok. Tamamen serbest ölçü. Yani ünlü sayıları birbirine uyumlu olmayacak. Şimdi dikkat et. Burada bir ölçü kullanılmış. Bursa'da yine dikkat edin, şiir belli, yani anlamlandırabiliyorsun. Dörtte de, yani Denizli'de de aynı şekilde anlamlandırabiliyorsun ki ölçü var. Edirne'de de öyle. Gel şimdi C şıkkına. Ve kuşlara doğru fil dişi. Türkçe kelimeler, ölçü yok. Rüzgarın tavrı, dağ, güneş iskeleti, tahta heykeller arasında denizin yavrusu kocaman. Ne anladın? Türkçe kelimeler var ya, hani anlamlandırman gerekiyor ya. Ne anladın? Hiçbir şey. Kes, kopyala, yapıştır. Al sana ikinci yeni şiiri. Olmuş oldu işte arkadaşlar. Evet, 16. soruyla yoluma devam ediyorum. Paragrafta modernist, postmodernist tekniklerden hangisinden yararlanılmıştır? Doğruldu. Zil çalıyordu. Baş ucu masasındaki çalar saatin düğmesine bastı, susturdu. Gece yatmadan saati yanına almış, 7.30'a kurmuştu. Erken giderlerdi belki. Farklı bir yere geçti. İyi uyumuştu ama bir ara yüzüne saldıran o eşek karısı vınlamasıyla sıçramış, yatağı aramıştı. 2:10 geçiyordu. 10 gün önce perşembe gecesi, önceye geçti. 6 numarada kalan adamla kadın gene oradaydılar. Ölünün altında, bilmeden, genç, diri, sıcak. Dün akşam kapıdan girerlerken tanınmış, çevirememişti. Nedense
Merhaba, geldik biz. Bir yakınına bakar gibiydi adam. Çekmeceden anahtarı alıp uzamıştı. Sizden sonra kimse kalmadı odanızda. İyi geceler. Kadın dönüp gülümsemişti çıkarken. Yataktan indi. Yüzünü sabunlamadan aynada sol kaşının üstündeki ufak sıyrığa baktı. Arkadaşlar, mantık şu. İroni dalga geçer gibi anlatmak, üst kurmaca metni okuyucuyla beraber hazırlamak, metinler arasılık başka bir metinden kopyalamak, bilinç akışı ne biliyor musunuz? Süzgeçten geçirmeden, o an aklına ne geliyorsa direkt onları anlatmak. Yani şu, arabayı çalıştırdım. Acaba ben dün niye alışveriş yaptım? Bulaşıkları yıkadım mı? Tüh, dün duş almayı da unuttum. Neyse, sabunu aldım, elimi yüzümü yıkadım, kahvaltıya oturdum. Mantık bütünlüğü nerede? Yok. Çünkü kafamda ne geçiyorsa onu aktarıyorum. Yani anlamsal bütünlük kurmuyorum. Al sana bilinç akışı işte. Cevap D şıkkı. Geçiyorum 17. soruya. Evet, nazım biçimi hangisine ait olabilir demişim. Arkadaşlar bakın. Şurada nakaratı gördün. Bak yine nakaratı gördün. Nakarat varsa bu nazım biçimi şarkı. Şimdi Fuzuli zamanında şarkı yok. Baki zamanında şarkı yok. Alişir Nevai, Nabi zamanında şarkı yok. Şarkının bulucusunu biz Nedim ya da Naili Kadim kabul ediyoruz. O zaman cevap Bursa olmuş oldu. Geçtim 18. soruya. Bakalım ne istemiş bizden. Evet, araba sevdası demiş arkadaşlar. Muallim Naci ile sert bir tartışmaya girmiş. Kulak için kafiye anlayışına geçmiş ki bu edebiyatımızda o dönemde müthiş bir yenilik. O zaman gönül rahatlığıyla cevap çıktı diyebilirim. Cevabımız Reco arkadaşlar. Yani Recaizade Mahmut Ekrem. 19. soru bakalım ne istemiş bizden. Roman İzmir'in Yunanlar tarafından işgali sırasında Hukuku Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin Bey'in şehit edilmesiyle başlar. Bu Türk milletinin haklı direnişinin ilk işaretidir. Hasan Tahsin Bey'in yakın arkadaşı olan İzmirli genç avukat Yusuf, zaten amcası Refik Bey var, Nemide var, Yusuf ile Salih var vesaire vesaire diye parça gidiyor. Arkadaşlar, şimdi ben cevabı söyleyeceğim. Lütfen yazarını da siz yazın bakalım. Kalpaklılar. Yine bu yazarın bir tane daha eseri var ki o da Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatır. Yorumlara bekliyorum sizi. Cevabımız A şıkkı. Tekrar ediyorum. Bu yazarın Kalpaklılar ve bir tane daha eseri var. İkisi de Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatır. Evet, 20. soru. Cumhuriyet dönemi. Türk edebiyatında hapishane hayatını, patron işçi, ağa işçi, köyden kente göçün doğurduğu sorunlar üzerine roman okuyan bir öğrenci hangi roman kahramanıyla karşılaşmaz? İnce Mehmet, Yaşar Kemal'in değil mi arkadaşlar? Hatırlarsınız zaten onu. Evet. Şimdi devam ediyorum. Karabayram, Ahmet Kaplan ve Nuran. Şimdi belki diğerlerini bilmiyor olabilirsiniz ama Selim Pusat'ı muhakkak duymuşsunuzdur. Selim Pusat arkadaşlar Oğuz Atay'ın bir kahramanı. Yani modernist, postmodernist bir kahraman. O zaman cevabımız C şıkkı olmuş olacak. 21. Bakalım ne istemiş? Hangisinin türü diğerlerinden farklıdır diye sormuşum. Şimdi beraber incelediğimizde bize göre deneme. Bu ülke günlerin götürdüğü şehirlerin iskeleti deneme arkadaşlar. Bakın ÖSYM her sene bir tane bilinmeyen bir eser soruyor. Yani bilinmeyen derken duyulmadık bir eser soruyor. Yalnızız Peyami Safa'ya ait bir romandır ki çok severim. 22. soru. Bakalım sorumuza bizden ne istemiş? Fütüvvetname. Tamam, anlamı yanlış verilmiştir. Fütüvvetname ahilik teşkilatında esnaf örgütlerinin uyması gereken hususlar doğru. Hamse 5 mesneviden oluşan eserler 6 mesneviden oluşuyorsa sitte deniyor. Lügas herhangi bir varlığın ya da nesnenin özelliklerini söyleyerek evet onu buldurmaya çalışan bilmece doğru. Şimdi menakıbname veli kişilerin, din büyüklerinin, kahramanlıklarının anlatıldığı eserler doğru. Bak mazmun ile manzum aynı şey değil.
Manzum ilk iki harfat aşağıya NZM gelir. Yani nazım gelir. Nazım şiir demektir. Ama mazmun divan edebiyatında kalıplaşmış sözdür. Zeminden gelir zaten. Zeminler kalıplaşmıştır ya arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. Evet bakalım 23. Bize özellikleri verilmiş ve kimdir diye sormuş. Zaten aslında cevap çıktı. Niye? Çünkü Risalet-i Nushiye demişim arkadaşlar. Yunus Emre'nin aruz ölçüsünü kullanarak oluşturduğu mesnevisidir. Cevap Edirne. 24. soru. Ben eserlerimi toplum için yazarım. Onların sıkıntılarını, sorunlarını anlatmak için elimden geleni yaparım. Cümlesini hangisinden duyamayız? Nazım Hikmet. Serbest ölçü, toplumcu gerçekçi. Ömer Seyfettin. Milli Edebiyat döneminde toplumcu. Ahmet Rasim. Servet-i Fünun Bağımsız'da toplumcu. Yakup Kadri. Milli Edebiyat'ta toplumcu. Ama Cemal Süreyya ikinci enici arkadaşlar. Bu adamlar seçkin, elitist, Jacoben, bu adamların toplumla moplumla alakası yok. O yüzden cevabımız B şıkkı, yani Bursa. Böylece arkadaşlar deneme 3'ü de bitirmiş olduk. Birazcık kısık sesle anlattım çünkü saat 1.43, 2'ye çeyrek var. Komşular rahatsız olmasın diye. Güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum. Verimli geçtiğini düşünüyorum. Denemeyi satın almayı ve lütfen kanala abone olup yorum yapmayı unutmuyoruz canlar. Kendinize dikkat edin. Deneme 4'te görüşmek dileğiyle.